insanların buna çok büyük bir ilgisi var izlemeye. Pole dance yarışması düzenleyeceğiz desek biz oraya bilet keseriz. Bekarlığa veda partisi yapacağız. Hadi bir de pole dance olsun, eğlenelim, içelim biz, içince bir de biz de çıkarız direğe falan gibi düşünüyorlar ama öyle barın ortasına direk koyduk, gel dans et dediklerinde gitme. 1500 lira ile 3500 lira arasında kaşeler değişiyor. Başladım. Ben pole dance'a başladıktan sonra ne siz lap dance mi yapıyorsunuz, ne siz striptiz mi yapıyorsunuz filan dedikleri için ben öğrendim meğer strip kulüplerde pole dance diye bir şey yapılıyormuş. Benim onu aklım da almıyordu. Ya bu kadar zor bir şeyi insanlar niye strip kulüpte yapar filan. Burada böyle içinde direkleri olan pavyonlar varmış İstanbul'da. Ama tabii orada muhtemelen hani orada çalışan hani seks işçilerinin çok minimal öyle işte tuttum etrafında tur attım gibi çok basit gösterileri vardır. Fakat Amerika'daki strip kulüplerde gerçekten olimpiyatlarda böyle bir jimnastik takımını izlerken göreceğiniz seviyede, o ağırlıkta, o zorlukta performanslar sergiliyorlar. Türkiye'de federasyon olmadığı için Türkiye'den alamıyorsunuz. Bazı salonlar kendi eğitmenlerine, kendi salonlarında istihdam edecekleri eğitmenlere bir yeterlilik ve sertifika programı düzenliyor ama hani o bir sertifika değil. Yani jimnastik hocasını ya da işte pilates eğitmeninin eğitmenlik sertifikasını jimnastik federasyonu verir. Pilates de jimnastik federasyonuna bağlı. Bizim bir federasyonumuz olmadığı için bizim öyle bir şeyimiz yok. İngiltere Uluslararası Federasyonu'nun da olduğu yer. İngiltere merkezli bir kurum aracılığıyla aldım ben sertifikayı. Ya Tuğba sen hani ders veriyor musun ben de öğreneyim diyen arkadaşım, arkadaşımın arkadaşı şeklinde öğrencilerim oldu. Zaman içerisinde hem talep arttı hem benim kendi yaptığım iş gerilemeye başladı. Yayıncılık alanında çalışıyordu. Yani o taraf kötüye gidiyorken bu taraf yükseliyordu. Bari hadi böyle olsun dedim. Hani tamamen koşullara göre adapte oldum. Ajansımız vardı, onu kapattık. Ben ondan sonra işte bir sene içerisinde stüdyo açtım. Aklımda çok da bir business plan yoktu nasıl yapacağım. Sadece diğer stüdyolardaki eksikleri ve yanlışları biliyordum. Ne yapmamam gerektiğini biliyordum. Biz öğrencilerimize salonun belli gün ve saatlerinde ücretsiz olarak gelip antrenman yapmaları için hak tanıyoruz. Diğer stüdyolarda gidip ben derste öğrendikleri çalışmak istiyorum bir saat dediğinizde sizden 20 lira, 15 lira, 30 lira neyse para istiyor. Biz bunu yapmadık. Öğrencinin ilerleyebilmesi için herkes evine direk mi dikecek? Bunun sağında sonunda 1,5-2 metre mesafe olması lazım. Direklerin arasında sosyal mesafe var. Herkes malikanede mi yaşıyor? Öyle bir şans yok tabii. Çok az insan evine bunu koyabilir. Gitmiş, pilatese de gitmiş, cime de kaydolmuş. Kaydolmuş ama gitmemiş. Bu tarz şeyleri denemiş, sevmemiş, sıkılmış. O yüzden devam etmemiş, sonuç alamamış. Bir de bunu deneyeyim diye geliyor. Ha başlayanların kaçı devam ediyor, kaçı drop out oluyor? Bir de o durum var yani çok her başlayan da sonuna kadar gitmiyor ki. Üçüncü dersten sonra ay ben yok bunu yapamayacağım diye ağlayarak kaçan da var. Zor çünkü. Ne Şeyma Subaşı'nın ders alması, ne Aleyna Tilki'nin böyle reklamda oynamasının pol stüdyolarına bir faydası olur. Olsaydı onlara ders veren stüdyoya olurdu zaten faydası. Ben olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu tarz insanların takipçileri asla kendilerinin sahip olamayacağı bir hayatı o insanın üzerinden yaşayan ve çok çok farklı hayatların içinden gelen insan. Şeyma Subaşı'nı
pole dans yaparken görünce yapmış gibi hissediyor. Onu da zaten gidip pole dans öğrenecek bir motivasyon, belki öyle bir ekonomik yapı yok. Ya onların pole dans yapması ne yüceltir pole dansı ne de düşürür, yani etkisiz eleman. Yani o tarz teklifler geldiği zaman kabul edebiliyoruz ya da edemiyoruz. Böyle biz ev partisi veriyoruz, gelip dans eder misiniz direğinizi alıp dediklerine ben hayır diyorum. ...2018'de bir gösteri yaptım. Onun gibi bir teklif gelirse ancak kabul eder. Fırın diye bir kulüp vardı. Orada yapacak Tuğberk Selçuk, ekstrem bir sanatçı. Heykellerini o gece kulübüne koydu. Orada bale dansçısı bir kız, balerin çıktığı bir mekanda yapılacak bir etkinlik olması lazım. Mekanın sahnesi olması lazım. Pole dansçı kaşeleri de yüksek. Bir pole dansçı bir gösteriye 1500 liradan aşağıya gitmez yani. 1500 lira ile 3500 lira arasında gösterinin şeyine göre kaşeler değişiyor. Farklı direkler var, sıkıştırmalı olanlar var hiç monte etmeden. Altında platformu olan direkler var. Onu üst tarafta bir yere bağlamasan da alttaki platformu çok rahat olmuyor aslında ama alttaki platform bir noktada dengede tutuyor. Yani çeşitli şeyler var. Stüdyo açtığımdan beri ekonomik olarak herhalde en çok şu pandemi döneminde bizi kapattıklarında yani yaşadım. Şimdi yeni yeni öğrenciler karantinadan çıkıp hapis kaldığı şehirlerden dönen öğrencilerimiz var. Onlar derslere başladılar. 3 ay ara vermek zorunda kalanlar oldu. Hepsi gerilemişler. Kaybetmişler yani 3 ay önceki performanslarını. Vücuda kuvvet kazanımı olarak çok büyük faydası var. Vücudunuz çok böyle bodyciler gibi olmuyor ama çok güçlü oluyorsunuz. Dışarıdan hani yine zayıf, ince, zarif, hani kendi normal fitlik seviyenizde oluyorsunuz. Ama kaslarınız güçlü oluyor. Daha derin kasları, kuvvet kaslarını çalıştırıyor. Esnekliğe çok büyük etkisi var. Çünkü sürekli esnemeye ve güçlenme üzerine antrenmanlar yapıyoruz derste. Vücutta herhalde çalıştırmadığı hiçbir kas yoktur. Sosyal açıdan ben hiçbir şey yaşamadım. Negatif bir şey hiç yaşamadım. O benim hani sosyal ortamımdaki ailemin, arkadaşlarımın kalitesi. Çoğunluk kadın ama erkekler de var. Erkekler de çok soruyorlar, ediyorlar ama başlama konusunda birazcık daha çekingenler. Ama o %90 şeyden kaynaklanıyor. Erkekler bir kadından ders almayı gururlarına yediremedikleri için. O yüzden ben bir tane erkek eğitmen yetiştiriyorum şu anda. Yani erkekler gelmek istiyorsa ondan ders alacaklar. Biz şanslı bir stüdyoyuz. Yerimizin merkezi olmasıyla herhalde biraz ilgisi var. Ben hayatımı rahat bir şekilde döndürebiliyorum. Ya ben hiç böyle bunu yatırım gibi bir şey olarak görmedim yani. Benim o sırada yapabileceğim en iyi şey buydu. Pole dansı bir sürü şeyden ayıran çok önemli bir şey var. Bugün sadece belli insanları tanıdığın için. Hiç sesin zerre kulağın olmadan şarkıcı olabiliyor musun? Albüm çıkarabiliyor musun? Gidip harbi açık havada konser bile verebilirsin. Kimleri tanıdığına bağlı olarak gidip bir gazetenin en tepesine oturabilir misin yayın yönetmeni olarak? Oturursun. Gidip bilmem ne dizisinin, bilmem ne filmlerinin başrolü olur musun? Olursun. Altın portakalı da alırsın. Sadece birilerini tanıman yeterli. Ama pole dansı sadece birilerini tanıdığın için yapamazsın. Hasel, Erzana, eğitim gerekiyor, çaba gerekiyor. Yoga gibi öyle 3 ay yaptım, 3 ayın sonunda parayı verdim. Aldım ben sertifikamı, şimdi yoga hocası oldum. 6 ay gittim pilates hocası oldum gibi bir dünya yok yani. Çok düzenli antrenman, inanılmaz limitli bir hayat. Öyle uykun, yemeğin, gezmen, tozman her şeyden fedakarlık ederek bir kendini bir noktaya getireceksin. Buraya gelmeden 15 dakika önce yemek yerseniz kusarsınız dönerken. Fazla şişirmemesi lazım yemeğin ama işte karbonhidrat oranı da yüksek olması lazım ki dersin içinde yorulmayın. Biz öğrencilere anlatıyoruz. Şöyle beslenin, şöyle yapın.
No, I don't love you anymore. Pole dansta farklı tarzlar var. Benim sevdiğim tarz Rus tarzı. İngiltere ve Amerika o bölgede de kendine özgü bir şekilde alt kategoriler var. Akademiya, Pole Sports diye bir okulları var. 8-9 yaşında çocukların yaptıkları şeyleri görsen aklını kaçırırsın. Küçücük çocuklar, yani aileler o kadar küçük çocuklarını göndermiş. O kadar açık kafalı aileler. Burada hani şu an baleye, jimnastiğe göndermek aileler için, özellikle belli bir gelir grubunun üzerindeki aileler için prestij. Ay, çocuğumu jimnastiğe yazdırdım, kızımı baleye yazdırdım, var. Düşünürler mi çocuklarına pole dansa yazdırmayı? Düşünmezler. Yani beni ilgilendirmez, onu kendi tabii bilecekleri şey, ama çocukları belli bir yaşa geldikleri zaman dünyanın en popüler sporu pole dans olacak. Uluslararası Federasyon, evet, bir sene önce kuruldu galiba, bir buçuk olabilir. İşte ülkelerde, işte Fransa'nın federasyonu var, Rusya'da federasyon var, bizde tabii ki yok, bizde Allah'a emanet. Ama işte bu uluslararası yarışmalar düzenleniyor ve insanların buna çok büyük bir ilgisi var izlemeye. Biz burada bir pole dans yarışması düzenleyeceğiz desek biz oraya bilet keseriz. İnsanlar gelir onu izlemeye. Çünkü insanların ilgisini çekiyor. Abi ne yaptı, aa ne yaptı, en basit hareket bile insanlara çok müthiş görünüyor zaten. Şu an hani birazcık erotizm olarak bakmaktan ziyade daha kötü bir şey var. Kilolu kadınların bunu yapmaması gerektiği düşünülerek, asıl onlar yapacaktı, fit olacaklar zaten. Birileri videosunu falan paylaştığında öyle şişmana bak sen neyine falan filan gibi böyle çirkin şeyler var. Hani kalkıp o bitti yani, aa bunları striptizci mi demek bitti de. Daha başka bir üst yargıya geçti bizim halkımız hemen. Stripper denilen kadınlar üstlerinde, evet, erotik bir çamaşırımsı bir şeylerle pole dans yaparlar. Kimse çıkarmaz onu. Yani strip kulüplerde tamamen çıplak bir şekilde hani senin karşında geçip de direğin önünde durup da donunu çıkarıp kafana atmıyor. Orada pole dans yapıyor. Instagram'dan takip ettiğim stripperlar var, Amerikalı. Hep çoğunun da hesapları var. Gerçi Instagram kapatıp duruyor onların hesaplarını. Bu tarz insanlar sadece strip kulüpte yaptıkları için isimleri stripper. O kadınların hiçbiri öyle soyunup sütyen falan fırlatmıyor. Türkiye'deki arkadaşlar da o beklentilerle gitmesinler strip kulüplere. Öyle bir dünya yok yani. Kadın gene dans ediyor orada. Benim mesela en büyük hayalim erkek sporcu yetiştirmek ve çocuk sporcu yetiştirmek. Ve bu insanların belli bir yaşta başlanırsa bu insanlar profesyonel olabilir ve yurt dışında yarışmalarına gidebilirler.